Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi 12-13 Şubat 2022 tarihinde seçime gidiyor. 16. olan genel kurul ve seçiminde mevcut Başkan Süleyman Varol yeniden adaylığını açıkladı. Basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Başkan Varol, oda faaliyetlerinden bahsetti. Pandemi tedbirlerine uyarak oda faaliyetlerini devam ettirmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Süleyman Varol, üyelerden gelen taleplerle çeşitli organizasyonları da düzenlediklerini ifade etti. Değerli basın mensupları, davetimize katılarak hassasiyet gösterdiğiniz için sizlere ve temsil ettiğiniz kuruluşlara şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyor. Bugün idrak edeceğimiz 3 aylarımızı ve yarınki regaib kandilinizi kutluyor. Ülkemiz ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Davetimizin amacı yönetim olarak göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek ve şubemizin 12-13 Şubat 2022 tarihinde yapılacak olan 16. genel kurulu ve seçimlerini sizler aracılığıyla kamuoyuna duyurmaktır. Yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz günden itibaren meslektaşlarımızla birlikte mesleğimizde önce olarak ülkemizin ve toplumumuzun tüm kesimlerine en güzel hizmetleri vermeye çalıştık. Meslekte birlik ruhuyla sorumluluklarımızı yerine getirme bilinci içerisinde çalışmalar yaptık. Makine Mühendisler Odası Kayseri Şubesi, Kırşehir, Sivas, Nevşehir, Erzincan ve Yozgat temsilciliklerimiz dahil sayısı 3200'ü aşan üyesiyle büyük bir ailedir. Bünyemizde bulunan asansör kontrol merkezimizde asansörlerin periyodik kontrolleri yapılmaktadır. Şu an itibariyle 41 ilçe ile protokollerimiz devam etmektedir. Protokollerimizi genişletmek ve daha fazla vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek adına çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Yine aynı şekilde düzenli olarak devam ettiğimiz periyodik kontrollerimiz, bilirkişilik hizmetlerimiz, baca uygunluk kontrollerimiz ve mesleki eğitimlerimiz bulunmaktadır. LPG, SMM, doğalgaz, yapı denetim, kadın üye, kamu üniversite gibi uzmanlık komisyonlarımızla birlikte bu komisyonların aldıkları kararlar doğrultusunda üyelerimiz ve kamu yararına çalışmalar yapmaktayız. Bu bahsetmiş olduğum çalışmaların yanı sıra şubemizde düzenlediğimiz kariyer ofisi programımız bulunmaktadır. Bu program 3 ay kadar sürecek olup içeriğinde her meslektaşlarımızın kendini en iyi şekilde geliştirebilmesi adına gerekli olan mesleki eğitimlerimiz bulunmaktadır. Yeni mezun ve iş arayan üyelerimiz için firmalardan gelen talepler doğrultusunda üyelerimizin her aşamasında yanında olup istihdam sağlanmasına yardımcı oluyoruz. Ekim 2022 yılında şubemiz tarafından yapılacak olan savunma sanayi sempozyumu ve sergisi için de çalışmalarımız devam etmektedir. Değerli basın mensupları, sizlerin de bildiği üzere 15. dönem genel kurul ve seçimlerimizi 8-9 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirmiştik. Genel kurulumuzun hemen akabinde COVID-19 salgını ülkemizi de vurmuş ve salgın nedeniyle göreve geldiğimiz Şubat ayının sonuna doğru yasaklar başlamıştı. Yaklaşık 1,5 yıl süren bu süreçte pandemi tedbirleri altında kısıtlı da olsa tüm oda faaliyetlerimizi devam ettirmeye çalıştık. Son 4-5 aydır ise yoğun bir tempo ile üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda çeşitli organizasyonlar düzenledik. Bir araya gelmenin dahi bu kadar zor olduğu zamanlarda 2 yıl gibi kısa süreye sığdırdığımız ve kamuoyunun takdirini kazanan bu çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de yapacaklarımızın teminatı olacaktır. 15. dönem şube danışma kurulu toplantısı yapılarak dönem içerisinde yaptığımız çalışmalar değerlendirilmiş ve danışma kurulu üyelerinin görüşleri, önerileri alınıp planlamalar yapılmıştır. 28 Ocak 2022 tarihinde yapılan danışma kurulu toplantımızda oy birliğiyle yönetim kurulu başkanı olarak şahsım başkanlığında 16. olağan genel kurul çalışmalarının yürütülmesi kararı alınmıştır. Yapmış olduğumuz çalışmaları yakinen takip ederek takdir duygularını ifade eden il temsilciliklerimize, danışma kurullarımıza, çok değerli üyelerimize teşekkür ederek yönetim kurulu adına güvenlerine layık olmaya gayret göstereceğimizi ve meslekte birlik ruhuyla hareket edeceğimizi ifade etmek isterim. Danışma kurulumuzda oy birliği ile alınan karar neticesinde yapılacak olan genel kurulda yeniden Makine Mühendisler Odası Kayseri Şube Başkanlığı'na adaylığımı
siz değerli basın mensuplarının aracılığıyla kamuoyunun bilgilerine sunuyorum. Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.